Manşete hoş geldiniz. Görüntülerde Amerika'da üniversite eylemlerinde ters kelepçeyle gözaltına alınan iki profesör var. İki kadın profesör. Buraya geleceğim ama manşette bugün Erdoğan Özgür Özel'in şahsi zaaflarına çalışıyor. Bu olacak. Siyasette taşlar yerinden oynayacak. Bunu anlatacağız. AKP'liler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama bekliyor. Onu anlatacağız. Ve 9 Mayıs Beyaz Saray gezisi Erdoğan'ın bir muamma. Buna bakacağız ama önce Amerika'daki üniversite eylemleri ve polis devleti bununla başlayalım. Amerika'da e, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını, Gazze'de e, Filistinlileri kadın çocuk demeden öldürmesini, e, protesto eden ve ateşkes isteyen e, öğrencilere ve eylemcilere dönük polis e, sert müdahalesiyle dikkat çekiyor. E, görüntüler Amerika Atlanta Emory Üniversitesi'nden Gazze eylemlerine destek veren Solda ekonomi profesörü Caroline Follin, sağda da felsefe bölüm başkanı Noel McAfee ters kelepçeyle gözaltına alınıyorlar ki zaten dünden ekranlara gelen, sosyal ağlarda çokça paylaşılan simge iki görüntü bu. Ne oluyor? Amerika'da olan şu esasen bu 7 Ekim'den bu tarafa var. 7 Ekim'de İsrail Gazze, Filistin meselesi, savaşı, saldırıları başlayınca ölümler, ölüm haberleri özellikle Filistinli sivillere dair ölüm haberleri gelmeye başlayınca ve orantısız şiddet haberleri gelmeye başlayınca üniversitelerde eylemler baş gösterdi, protestolar baş gösterdi ve bunun üzerine bir takım üniversite rektörleri Amerikan yönetimi tarafından uyarıldı. Pennsylvania Üniversitesi gibi, Harvard Üniversitesi gibi bunlar zirve üniversiteler. Hatta Harvard ve Pennsylvania Üniversitesi'nin rektörleri istifaya zorlandı ve istifa ettiler e, ee, bu eylemlere yol vermeyin. Bu eylemlere destek olmayın ve bu eylemleri engelleyin. Yani olay yeni değil. Olayın geriye doğru 6 aylık ta 7 kime giden mazisi var. Fakat son dönemde İsrail'in şiddetinin devam etmesi, Gazze'de Filistinlilerin adeta süpürülmesi, refah sıkıştırılması ve refaha, refah sınır kapısı ve refah bölgesine bir kara harekatının başlayacağı haberleriyle ateşkes çağrıları başladı ve devam ediyor. Bunun üzerine de ...bazı üniversite yönetimleri kampüse polis davet ettiler ki Kolombiya Üniversitesi Amerika'da... ...özellikle ülkenin kuzey-doğu bölgesindeki üniversiteler fakat bütün eyaletlere de yayılıyor yavaş yavaş... ...68 kuşağı ve 68 eylemlerine atıfta bulunanlar var... ...daha bu işin nereye gittiğini görmeden bunu adlandırmak, isimlendirmek pek olası değil... ...fakat polis polisin özellikle üniversiteli... Öğretim üyelerine, profesörlere ters gelipçe yapması artık eylemlerde gelinen noktayı gösteriyor. Öğrenciler e, çadır kuruyorlar, e, şeyde e, üniversite kampüslerinde. E, bunlar basılıyor, bunların kaldırılması isteniyor. İstenen şey şu: İsraillerin kadın çocuk dinlemeden öldürmesi e, bir savaş değildir ve buna itiraz etmek de Yahudi karşıtlığı değildir. Altı, altı çizilen konu bu. Öldürülen, hapsedilen, yerinden yurdundan edilen Filistinlere dönük bir dayanışma. 6 ayı geçen şiddet bitmedi. Bir dayanışma. Protesto insani bir haktır ve üniversite öğrencileri bunu yapıyorlar ve bunu istiyorlar. Yani bu şiddet dursun, ateşkes sağlansın, daha fazla ölüm olmasın, daha fazla toplu mezar açılmasın. Kadınları, çocukları, sivilleri defnetmek üzere. Fakat karşıt güçler yani Amerika'da özellikle devlet ve polis ve işte valiler, kimi valiler, Texas valisi gibi. Hayır bu bir Filistin dayanışması değil, bu Hamas'a destektir ee, görüşünü dillendiriyorlar. Ve e, diyorlar ki bu antisemitizmdir, Yahudi karşıtlığıdır. Öğrenciler bunun böyle olmadığını söylediği halde, ifade ettiği halde, hatta ona bir takım Yahudi, onlara bir takım Yahudi öğrenciler de destek verdiği halde olay bu noktaya gelmiş durumda. Hamas gazzeyi kontrol altında tutuyor olabilir. Onu yok etmek için gazzeyi içindekilerle yok etmek, süpürmek zulümdür, katliamdır, soykırımdır. Bu dile getiriliyor esasen. Yani bu, bu Hamas'ı savunmak değildir. Bilakis Hamas'ın yol açtığı bir sonuçtur. Hamas saldırıları olmasaydı bugün bu noktaya gelmezdi. Yerin dibine bassınlar o açıdan. Yani neye hizmet ediyorlar? Ne biçimde hizmet ediyorlar? İsrail'de, bu Hamas saldırılarını nimet bilip 6 aydır elinden gelen ardına komuyor. Yani Batı şeriayı zaten yerleşimcilerle delik deşik etti. Gazze'de hedeflerinden biriydi ve Gazze'deki nihai hedefine yürümek için bu Hamas saldırılarını bahane olarak kullandı yürüyor. Hamas da elindeki rehineleri bırakmayarak, ateşkes yapmayarak, saldırmaya devam ederek filan veya kuyruğu dik tutmaya çalışarak bu durumu sürdürüyor. Hamas'ın da böyle bir sorumluluğu var. Kimse de zaten bu sorumluluğu saklamıyor. Zaten vicdan sahibi insanlar da Hamas'ın bu sorumluluğunu sorumluluğunun altını çizer. Evet Hamas Gazze'yi yönetiyor. İşte Hamas'ın bakanlıkları var. İşte çekip çeviriyor. Yani bir, bir, yönüyle sadece bir şiddete başvurma veya işte eli silahlı ordusu veya milisleri olması değil. Siyasi bir yönü de var. Bunun böyle olması Hamas'ın kontrol altında altında tuttuğu toprakları bombalamak, sivilleri katletmek demek değil. Hamas'la bir problemin varsa bunu Hamas'la giderirsin. Ama Hamas yönetiyor diye bir ülkeyi topyekün haritadan silmeye çalışmak veya bir bölgeyi haritadan silmeye çalışmak başka bir yere gidiyor. Zaten bu söyleniyor. Hamas'ın teslim olup olmaması değil konu. Yani zaten teslim olmayarak, elindeki rehineleri bırakmayarak İsrail'in ekmeğine yağ sürüyor. Ve bunu da ifade ediyoruz. Bunu yapmaya devam edecek. O da görünüyor. Zaten Filistin devleti istemiş şart olarak filan falan. Filistin devleti mümkün değil. 1967 sınırları falan mümkün değil. Mühim olan bu yani. Bir kıyım söz konusu ve bunu altını, bunun altını çizen protestolar makbuldür, kulak verilmelidir. Fakat Amerika'da yaşanan buna da tahammül olmadığını gösteriyor. Bir kere daha ekrana getireceğim. Ters kelepçe ile gözaltına alınan profesörler buna bir tahammül olmadığını gösteriyor maalesef. Türkiye'den bir takım üniversiteler bu eylemlere destek vermişler. İngilizce attıkları mesajlarla falan bu iktidara yaranma politikası başka bir şey değil. Ayrıca yani Ankara Üniversitesi'nin Boğaziçi'nin rektörlerinin veya üniversitelerinin Ortun'un filan İngilizce Türkçe neyse mesajlar paylaşmasının hiçbir kıymeti yok. Kendi Boğaziçi Üniversitesi rektörü kendi eski rektörünü kapıdan içeri sokmadı. Akademisyenler atıldı. Mahkemeyle geri dönenler göreve başlatılmadı öğrencilere yapılanlar ortada. İki kişi bir araya geldiğinde eylem yapmasın diye polis hemen yarı başında bitiyor. Yani Türkiye'deki üniversitelerin iki yüzlülüğü ayrı bir konu. Sadece Türkiye'deki üniversiteler iki yüzlü değil. Türkiye'deki pek çok siyaset erbabı da, gazeteci mahallesi de, hemen her kesimde bu konularda iki yüzlü. Dışarıda basın hürriyetini savunurken içeride e, değil sizi oynuyor. İşte bir takım dışarıdaki hak ihlallerine falan mevzu ederken içerideki hak ihlallerine gözlerini kapatıyor falan. Böyle bir durum. Bakın. Sende Akit gazetesi var da Amerika'da Akit gazetesi yok mu? Var. işte New York Post'un bugün paylaştığı tweet. E, özür dilerim 24 Nisan'da paylaştığı tweet. Paylaştığı tweet'te üniversitedeki işte çadırlı eylemcileri, işte o eylemcilerin kendi aralarındaki dayanışmalarını veya yiyecek içecek santlarını falan ...şey yapmış... ...fotoğraflarını paylaşmış... ...ve üzerinde paylaştığı İngilizce mesaj mesajda... ...New York Post... ...kendi Twitter hesabından paylaştığı mesajda diyor ki... ...işte diyor Kol Kolombiyalı protestocuların diyeti... ...Pretten sandviç alıyorlar... ...pahalı kuru yemişler yiyorlar... ...dunkin içiyorlar bilmem ne... ...bu da işte Amerika'nın akidi... ...başka bir şey değil... ...yani... Topyekün acayip bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Amerikan demokrasisi, Amerikan üniversiteleri, üniversiteler serbest düşüncenin tabir yerindeyse mabedidir. İlimin, bilimin mabedidir. Muazzam bir dokunulmazlığı vardır. Ve o dokunulmazlıkla üniversitede fikir üretilir, bilim üretilir, neyse. Bilim yapılır. Ve büyük bir şaşkınlıkla, Dünya bu konuyu takip ediyor. Yani acayip acayip bir süreç. Medyada buna bu şekilde çanak tutuyor. Yani sende vardı orada yok mu orada da var işte Akit gazetesi. Anlatabiliyor muyum? Tuhaf başka bir yere gitti e, dünya e, ve e, bu işin içinden nasıl çıkılır e, akıl alır gibi değil. Yani taşlar yerinden oynayacak oynuyor derken sadece Türkiye'deki siyasi anlamda söylemiyorum. Dünyada da bir takım taşlar yerinden oynadı oynuyor. İşte bağımsız Filistin'de silah bırakırız demiş Hamas'ın e, siyasi büro ekibinden Halil El Hayya diyor ki işte efendim şeye dönelim. 1967 sınırlarına dönelim. Ya 1967 sınırları tarih oldu, bitti. Ne Batı Şeria var, ne de Gazze var. Kendince kuyruğu dik dik tutuyor. Hamas sebep olduğu şu vahşet yani Hamas'ın saldırılarıyla bu noktaya geldik. Dolayısıyla bir numaralı sebep Hamas'tır. Ve İsrail de bunu Tanrı'nın lütfu tabir yerinde işte hatırlayın bu tabiri. Tanrı'nın lütfu bildi. Hamas'ı yerle bir etti. Şey Gazze'yi yerle bir etti. Dolayısıyla yerin dibine batsın politikalarınız. Ve zaten kabul edilemeyecek bir şey istiyor. Bağımsız Filistin Devleti 1967 sınırları Batı Şeria Gazze bitti. Şimdi sen oradaki bir buçuk milyon refah sıkışmış insanını kurtarmaya bak. Elindekileri rehineleri bırak ateş kes neyse filan falan yap. Ya da kendini tasfiye et. Hayır Bambaşka işler dönüyor yani tuhaf bunu anlamak anlamlandırmak mümkün değil dönelim Muamma'ya dönen 9 Mayıs ABD seyahatine sonunda söyleyeceğim başta söyleyeyim her iki tarafta teyit etmiş veya etmemiş olabilir bu seyahatin veya ziyaretin gerçekleşmeyeceği manasına gelmez e, yapılan açıklamalara bel bağlamamak lazım 9 Mayıs veya 9 Mayıs'a yaklaşan günlerde Erdoğan'ın uçağı Amerika, e, Ankara'dan e, Amerika'ya doğru havalandı mı havalanmadı mı buna bakmak lazım dolayısıyla hiçbir açıklamaya bel bağlamamak icap eder diplomatik yönden de böyledir. En son Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby Erdoğan'ı ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok demiş. Ama iki hafta kala bu açıklamaların yapılması da tuhaf. Yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Amerika'ya Beyaz Saray'a geliyor. Oval Ofis'te falan bir görüşme falan planlanıyor veya böyle olduğu söyleniyor Ankara kaynakları tarafından. Fakat iki hafta kala Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı, iletişim Danışmanı programlanmış bir şey yok diyor. Yani henüz programlamadık. Evet gelecek demeye mi çalışıyor, başka bir şey mi söylüyor bilmiyoruz. Bu şekilde. Yani enteresan. Yani açıklamalara da kulak vermek icap ediyor. Cansu Çamlıbel kesinlikle diyor. Eminim ki e, bu habere itimat edin. Ankara'da üst düzey bir diplomatik kaynak iptal yok. E, ziyaret gerçekleşecek diyor. Haberler yalan diyor. Cansu Çamlıbel de böyle yazmış T24'te. O arada Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında gezi programı konuşuluyor. Önemli başlıklar var. E sık sık haber kaynaklarıma bu gezi olacak mı diye sorma gereği duyuyorum. Çünkü her defasında yalanlama geliyor, şu oluyor, bu oluyor. O da programı yazmış detaylı olarak. Bu aşamada 51'e 49 bu gezi gerçekleşecek gibi görünüyor ama açıklamalara da dediğim gibi %100 bel bağlamamak gerekir. Yani Erdoğan yani Erdoğan açısından bu bir görüntü. Bu bir fotoğraf vermek. O ofis, ofiste Joe Biden'ın karşısında ayak ayak üstüne atıp Erdoğan öyle yapıyor. Normalde ayak ayak üstüne atmaz ama e, mua, şeyi karşısındaki biri attığı zaman o da atıyor. O fotoğrafı vermek içeride de işte efendim e, dünya liderleri buluştu falan gibi manşetler attırmak. O o fotoğrafa önem veriyor. Yoksa içeride ne konuşulacağı, ne paylaşılacağı, ne görüşüleceği falan çok fazla bir önemi yok ama belli ki 9 Mayıs haftasına kadar bu konudaki spekülasyonlar devam edecek. Speküle edilmeyen ya da üzerinde spekülasyon olmayan bir görüşme ise Erdoğan'ın Önümüzdeki hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le buluşacağı gerçeği. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu tweetini dün bahsetmiştik. Bir kere daha ekrana getirmemenin nedeni şu. Kılıçdaroğlu bununla ilgili açıklamalarını sürdürdü. Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir demişti. 24 Nisan'da paylaştığı tweette. Sözcüye konuşmuş ve Erdoğan kendine ortak arıyor. Sorumluluk, sorumlulukları üstlenecek ortak arıyor. Ekonomide daha sert kararlar alacak. Aman demiş yapmayın ayağına gitmeyin görüşmeyin filan falan. Üste de işte anayasa değişikliği filan hikayedir. Daha önce değiştirdik de ne oldu demeye getirmiş. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir bilge lider pozisyonuna girmiş durumda. Dedim ya nehrin kenarında önünden akanları seyrediyor. Umarım ve dilerim öyledir. Fakat kendi geriye doğru 2010'da genel başkan olduğuna göre geriye doğru 14 yıllık CHP genel başkanlığı benzer nice hatayla dolu. Hangi birini sayayım? Bir düzine hata sıralanabilir. Ana hatalar onu gene yan hatalarla falan beslediğinizde çok da başarılı bir dönem olmadığını söyleyeyim ki en sonunda zaten şeyi kaybetti. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybederek de arşivdeki yerini aldı. Şimdi bu fotoğraf 23 Nisan akşamında meclisteki resepsiyonda çekildi. Ve Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edildi. CHP başka fotoğraflar servis etti ama bu fotoğraf önemli. Burada işte padişah oturmuş ortada. Sağına soluna parti liderlerini de işte şey gibi dizmiş. Ekip çalışanları veya ne bileyim işte kabine toplantısındaki gibi veya milli güvenlik kurulu toplantısındaki gibi. Burada Erdoğan'la esasen Özel'in pozisyonu gözüküyor. Erdoğan'ın bakışı, duruşu, Özel'in öz, özgür Özel'in pozisyonu falan. Yani dolayısıyla Erdoğan açısından Konu bu. Yani öz, üzgünüm Özgür Özel CHP Grup Başkan Vekilliği Vekilliği gömleğini çıkarıp CHP Genel Başkanlığı gömleğini giyemedi henüz. Yani evet o şahsi bir başarı olabilir, Şah, şahsi kariyerinde bir partiye genel başkan olmak, Cumhurbaşkanı tarafından muhatap alınmak, böyle konuşulmak falan, bunlar kişinin egosunu e, okşayabilir. Ama sizin şahsi kariyerinizde gelen nokta, ülkenin geldiği nokta. Ana muhalefet veya işte yerel seçimde birinci parti olmuş bir partinin lideri olarak pozisyonunu bu şekilde pozisyonlanmanızı gerektirmez. Dolayısıyla Erdoğan bir yönüyle de Özgür Özel'in şahsi zaaflarına oynuyor. Onu muhatap olarak kabul ediyor, saraya davet ediyor, konuşacağımız çok şey var diyor filan sırtını sıvaz diyor. Bu belli ki Öz Özgür Özel'in hoşuna gidiyor. Yani ya da ne bileyim diyecek ki senden iyi cumhurbaşkanı adayı olur. Bak Kemal Kılıçdaroğlu olmadı. Sen neden olmayasın ki filan önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanı adayı falan. Şimdi bu tür şeyler kişileri okşar. Böyle kulisler de var maalesef durum bu CHP genel başkanının da geriye doğru siyasi tecrübesi neyse ki yeterince tecrübesi var bundan sonra atacağı adımları da CHP genel başkanı 31 Mart'ta birinci parti olmuş bir lider Muhalefetin gözünün içine baktığı Türkiye yani demokrasi güçlerinin acaba artık bundan bu noktadan sonra iktidarı değiştirebilir miyiz filan diye baktığı bir liderseniz bütün bu oyunlara gelmezsiniz ki zaten Özgür Özel'in geriye doğru en az 5 tane açıklaması var. Şu 5 ayda yaptığı 5 açıklama. Anayasayı değiştirelim diyorsun. Sen kendin önce yaptığın anayasaya uy diye. Bakalım yüzüne karşı da Erdoğan'ın böyle söyleyebilecek mi? İşte Bülent Çelik onu çizmiş gazete pencerede. Sığmıyoruz bu anayasaya değiştirelim bunu. AKP böyle günlük yasalarla yürüyor maalesef. O arada Abdülkadir Selvi'nin yazısı ee, yani Osman Kavala'ya hürriyet istemeye devam ederken e, şu paragrafta yani yeniden yargılanma paragrafında 4-5 vahim hata var. Ya, ve 4-5 vahim itiraf var daha doğrusu. Hata değil düzeltiyorum itiraf var. Bir diyor ki bu diyor gezi tutukluları için yapılabilecek bir şey var mı? Demek ki var her zaman. Demek ki yargı bağımsız değil. İstenirse yani biz istersek yapıyoruz. Hukuk içinde yol bulunabilir. Hukuka yani kılıfına uydurabiliriz. Örneğin yeni deliller bulunduğu takdirde bak geçmişte de yaptık yeni deliller bulundu dedik davayı yeniden açtık. Yeniden yargılanma kapısı açılabilir filan. Yani 4-5 tane itiraf. Bunlar irade meselesi. İstersek olur, istemezsek olmaz. Yargının son 10 senede özellikle 2013'ten bu tarafa, 2013 Aralık'tan bu tarafa hali pürmelalini göstermiş. Bir paragrafta 4-5 itiraf. Durum bu. Bakın. 9 gazeteci gözaltına alındı. Belki tutuklanması istemeyle mahkemeye çıkarılacak veya haklarında karar verildi verilmedi. Ben son dakika gelişmeleri takip edemedim. Dört gündür gözaltında tutuluyor. Neden? İşte Kürtleri şey şeytanlaştırma, Kürt siyasal hareketini şeytanlaştırma ve Kürt medyasına dönük operasyonlar. Bunlar hep eş zamanlı olan şeyler. Hep olan şeyler ve işte yaptıkları haberlerden dolayı, haber takibinden dolayı bu insanlar gözaltında tutuluyorlar. Sorulan sorular bu. Öte tarafta Sümeyra. Miniklerin sevgilisi Sürey Sümeyra Emre 36 yaşındaymış. Bayramda tutuklu ağabeylerini ziyaret ediyor. Manisa'ya dönerken geçirdiği kazada boynu kırılarak hayatını kaybediyor. Evet. Fotoğraflar böyle. İşte bu da cezaevindeki ağabeyleriyle fotoğrafları ve ağabeylerinin cenazeye katılmasına izin verilmemiş. Canım arkadaşım demiş Yağmur isimli bir ex platformunda kullanıcı hesap sahibi trafik kazasında hayata gözlerini yumdu üç abisi cezaevinde abilerini özgür görmek en büyük isteğiydi. Hiç deyse son yolculuğuna abilerinin gelmesine izin verin. İzin verilmemiş. Bu da e, dünden bir görüntü. E, İzmit'teki hadise. E, bunun görüntülerini bir kere daha hatırlatayım. İzmit'te İzmit Belediyesi ile Kocaeli e, Belediyesi işte İzmit Belediyesi CHP'de Kocaeli Büyükşehir AKP'de Ekipler birbirine girmişlerdi bir hastaneye yol meselesinden dolayı. Orada AKP'li bir belediye meclis üyesi İbrahim Efe kendini yerden yere atıp imdat polis bana saldırıyorlar falan filan gibi bir yaygara koparmıştı. Fakat açık yüreklikle özür dilemiş. Öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim. Ailemi, dostlarımı, dava arkadaşlarımı, bizlere güvenen herkesi hayal kırıklığına uğratan görüntülerin yaşanmasına neden oldum. Çok üzgünüm demiş. Güzel yani. E, bu görüntülerin farklı açılardan tespit edilmiş olması da İbrahim Efe'yi bir yönüyle mahcup etti. Fakat AKP'de özür yok. O arada bu arkadaş ihraç istemiyle de disipline sevk edilmiş falan falan. Şimdi e, AKP tabanı da tutamıyor. Yani büyük bir rahatsızlık var ve bu tür zıvanadan çıkma hallerini de kontrol edemiyor. İşte ihraç istemiyle şey yapma. Şimdi benzer bir şekilde Ali Erbaş konusu var. Ali Erbaş Rudav kanalında Arapça bir soruya Arapça bir soru gelince e, bunun Türkçesi neydi filan Türkçeye çevirsek gibi bir şey söyledi ve anlamadığı ortaya çıktı ki özgeçmişinde iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği yazıyor. Şimdi AKP'liler esasen Ali Erbaş'tan açıklama bekliyor. Bu biraz böyle. Yani e, bu konu Dem Parti'nin, bu konu İyi Parti'nin, bu konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin falan sınırlarında kalmıyor. Bu konu Twitter'ın veya X'in falan TikTok'ta falan kalmıyor. Bu konu artık tabanı rahatsız ediyor. Tabanı rahatsız etmeye başlayınca da genel merkez, saray huysuzlanıyor. Yani bu biçimde sürdürülemez bir hal var. Taşlar yerinden oynayacak derken biraz da bu. Yani siyaset bu şekilde gitmeyecek, götürülemeyecek. AKP'liler yani Erbaş'ın açıklaması çok gereken çok şey var açıklaması gereken Diyanet İşleri Başkanı olarak fakat yani Arapça bilgisinin olup olmaması bunun yanında hikaye kalır fakat ilk defa burada zorda çünkü AKP tabanı nasıl rezil oldu ee, emin olun kaç gündür e, Diyanet İşleri Başkanı profesyonel bir destek alıyordur ya buna nasıl bir açıklama yapalım buna bir şey diyelim ama ne diyelim falan çıkamamıştır işin içinden her şey kameraların önünde yaşandı çünkü tıpkı İzmit'teki o belediyede kendini yerden yere atan belediye meclis üyesi AKP'li gibi. Dolayısıyla bu konular temizlenecek gibi görülmüyor. Devlet Bahçeli'nin lafları hala gündemde. Ve e, onun elbette işte yürürken Ferdi Tayfur müziği eşliğinde bir videosu. En son MHP'den yapılan açıklamalar ya biz orada Akşener'i kastettik falan veya partiden ayrılanları kastettik demişler. Neyi kastettiğinin önemi yok. Devlet Bahçeli olayını özellikle seçimden bu tarafa toparladım burada. Bir. Seçimde kampanya yapmadı. Ortalıkta dahi görünmedi. Yoktu yani. En son işte kaşı gözü morarmış bir şekilde oy kullanırken görüntülendi, düştü filan dendi. Neyse. Ayrıca seçimden önce hiç olmadığı biçimde, adetle olmadığı biçimde parti kurultayını topladı. MHP kurultay yaptı. Acayip. ya yani kurultaydır değildir, seçimlidirse geçeceksin ama seçim günlerinde partiler kurultay yapmazlar. Böyle bir gelenek yok yani. Bu da enteresandı. Seçim sonrasına ertelenir. Bu da enteresandı. Ayrıca oylarını %16 olarak açıkladı. Tuhaf bir matematikle. %5 oy aldığı halde. Ekonominin başındaki Mehmet Şimşek'e müfsit dedi. İşte MHP'liler Abdurkadir Selvi, Osman Kavala serbest bırakılsın dedi diye kılıç artı olmakla suçları filan. Seçimlerden sonra da ortalıkta gözükmüyor. E, ee, yürümüş lüsan trenlerine katılma, törenlerine katılmadı. İşte ne bileyim yürüyemiyor, sağlık problemi filan. Dolayısıyla da işte bir yürürken 23 Nisan'dan sonra bir video paylaştı falan hain diyorsam söyleten sensin yani o Ferdi Tayfur'un müziğinde veya şarkısında o söz veya o dize benim daha çok dikkatimi çekiyor bir takım mesajlar veriyor bu AKP ile MHP arasında görünen veya görünmeyen ilişkilerin iyi olmadığını gösteriyor ayrıca AKP tabanında da ve AKP yönetiminde de Bahçeli'nin hiç kampanya yapmamasını yerel seçimler öncesinde tuhaf bulan ve bunu yadırgayan bir keşim de var haliyle bir şeyler iyi gitmiyor. Yani çok alamet belirdi ki taşlar yerinden oynayacak. Bu biçimde sürdürülemez bir hal var. O arada İyi Parti'de hafta sonu kongre var. Eee Müsavat Dervişoğlu e, favori gösteriliyor. Koray Aydın da iddialı. Müsavat'ın oraya gelmesi Akşener'in Durumunun devam etmesi veya Akşener'in liderliğinin veya partideki etkisinin devam etmesi veya edeceği biçiminde yorumlanıyor. Haksız bir yorum değil bu. Akşener oğluyla birlikte partiyi yönetmek istiyor ve belki de müsavat bir iki sene sonra e, kurtar bizi Meral deyip e, Meral Akşener'i tekrar partiye davet edecek. Bunlar yani siyasette hemen yani bit, e, biz bitti demeden bitmez falan gibi bir hikaye çıktı ya Erdoğan'ın Erdoğan'a atfen söyleyeyim. Dolayısıyla tekrar küllerinden doğar, Asena falan gibi bir hava var. O iş öyle devam eder. 38 sandalyesi var İyi Parti'nin buna hesaba katın yeni anayasa çalışmalarında. Yavaş yavaş toparlayalım. Kadir Nader'in tedavisi olumlu ve iyiye gidiyor demiş hayat arkadaşı Jülide Kural. Kural. Hastaneden farklı bir rehabilitasyon merkezine nakledilmişti. Sağlık diliyoruz Kadir O Orada. E, Yılmaz Güney'in vefatından hemen önce çekilmiş e, fotoğrafları kızı Elif Pütün tarafından e, sosyal ağlarda paylaşılmış. E, Eylül 1984'te vefat etmişti. 48 yaşında mide kanserinden e, Yılmaz Güney. Bu fotoğraflarla da haftayı kapatıyoruz. Ee, gerçekten hani kanserin e, vücudundaki tahribatı, vücudunda yaptığı tahribat e, görüntüsüne de yansımış. Eylül iki, e, 1984'te vefat etti. Bu fotoğrafların da bir ay kadar önce çekildiği ifade ediliyor. Farklı fotoğrafları var o arada yani bunlar son fotoğrafları olabilir de olmayabilir de. Fakat çokça paylaşılmadığı için benim arşivimde de var. Çokça paylaşılmadığı için paylaşılan bu fotoğrafları da o açıdan önemsemek ve kayda geçmek gerekiyor diyor ve bir yayın daha böylelikle noktalıyoruz. İyi hafta sonları. Pazartesi yeni bir manşette tekrar görüşmek umuduyla